Namaz kılmak, oruç tutmak dinin esası olan işlerdendir. Allah'a iman eden, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inanıp onun getirdiği yüce kitabı gönülden tasdik eden kimselerin zaten bunları bir borç olarak yerine getirmesi gerekir. Ancak dini yaşamak sadece bunları yerine getirmekle mümkün olmaz. Bunlara ek olarak iyi bir insan olmak için çalışıp çabalamak, her zaman teyakkuzda olarak iman dairesinden çıkmamak için yüce bir çaba göstermek gerekir. Bu gayret ve çabayı gösteren kimselerin gerçekten oldukça isabetli bir iş yaptıkları söylenip takdir edilir. Ancak bakın bunu yapamayan bir kadının başına ne geldi de cehennemlik oldu. Hadi hikayeye geçelim. Namazını eksik etmeyen, bir gününü dahi oruçsuz geçirmeyen bir kadın, evde artan yemekleri her seferinde çöpe döker, bir kere olsun bunlar ziyan oluyor diye düşünmezdi. Oysa israf külliyen haramdır. Yüce Allah ayet-i kerimede, "Yiyin için ancak israf etmeyin" buyurarak bu konuda ne kadar hassas olunması gerektiğini vurgulamıştır. Buna aldırış etmeyerek yiyip içen, üzerinde de arta kalanları israf eden bu kadın, daha sonraları öyle bir şey yaptı ki görenler de, duyanlar da şaşkına döndü. Bir gün böyle bir hataya asla ve asla düşmemesi gerektiğini söyleyen bir komşusuna, "Sen buna karışamazsın, benim param çok ki döküyorum, evde tutup da çürümesini mi bekleyeceğim?" dedi. Bunun üzerine komşusu, "Hayır, evde tutmayacaksın. Bunları ihtiyacı olan birilerine vereceksin" dedi. Bunun üzerine kadın komşusuna "Ne yapacağımı sana sormayacağım" diyerek sözünü kesip attı. Böyle yıllarını geçiren kadın vefat ettiğinde cehennem şokuyla karşılaştı. Kendisine cehennemlik olduğu bildirilen kadın kıyamet gününe kadar varacağı yeri görerek büyük bir hayal kırıklığına mahkum oldu. İsraf birçok açıdan insan hayatını etkileyen sonuçlar oluşturmaktadır. Dinimiz İslamiyet'te zamanı, gıdayı ve herhangi bir şeyi israf etmek haram olarak görmüştür. Haram da günah demektir. Bir şey haddinden fazla kullanılır ya da tüketilirse bu durum insanı olumsuz yönde etkileyecektir. Çok fazla yenen bir yemek, fazla içilen su, gereği olmayan keyif verici maddeleri tüketmek insan sağlığını bozmaktadır. Bir şeyi fazladan tüketmek kadar onu en başta almamakla önemlidir. İnsan eğer normalde olduğundan fazlasını alıyor ve bunu tüketemediği için çöpe atıp israf ediyorsa bu büyük bir günahtır. Bunları yerine getirmek oldukça ayıp ve insanı ahirette sorumlu tutacak işlerdir. Yalnızca israf ettiği şeyleri değil, aynı zamanda o ürün ve nimetlerden faydalanamayan, sağlıklı bir yaşam hakkını bu sebeple kaybeden ve belki de yeterli beslenmeye ulaşmadığı için ölen mazlumların ahını almaktadır. Bu yüzden bu konuda daha hassas olmak kişiyi hem cehennem azabından koruyacak hem de iyi işler yapmasını sağlayacaktır. İnsanın sahip olduğu nimetleri gereksiz ve aşırı tüketmesi, bu tür bir davranış İslam tarafından uygun görülmemiş ve insanoğlunun yeme, içme ve harcama konusunda belirli bir denge içerisinde kalması istenmiştir. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'in çeşitli yerlerinde bu hususa işaret etmiştir. Elini bağlı olarak boynuna asma, onu büsbütün de açıp saçma, sonra kınanmış pişman bir halde oturup kalırsın. Burada boynuna asma tabirinden cimrilik etmenin kastedildiği belirtilmektedir. Açıp saçma tabirindense israf olduğu belirtilmektedir. Bu iki hususta birbirinin zıttı olan fakat tasvip edilmeyen alışkanlıklardır. İkisinde de hem kişiye hem de topluma sayısız zararlar bulunmaktadır. Başka bir ayette Cenab-ı Hak, "Ey Adem oğulları, her mescide gidişinizde temiz ve güzel elbiselerinizi giyin. Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Cimrilik meşru bir şeyden faydalanmaktan nefsi mahrum bırakmaktır." İslamsa meşru sınırlar içerisinde kişiyi faydalanmakla mükellef tutar. Haram kılınmamış bir şeyi insanların haram olarak kabul etmelerinden hoşlanmaz. Çünkü hayatın güzelleştirilmesi, çirkinliğe ve israfa kaçmaksızın gerçekleştirilmelidir. İsraf hem fert hem de toplum için bozuluştur. Hepsi bu yolda verilse bile Allah yolunda malı infak etmek israf değildir.